İyi günler. Bugün bayramın birinci günü. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Kalbin Zümrüt Tepeleri 4. kitap Sır ve Ötesi konusundayız. Ramazan'da ara verdiğimiz yayınlara devam ediyoruz. Son kitapta yaklaşık 10 tane konsept kaldı. Kurban Bayramı'na kadar bu konseptleri bitirmeyi planlıyorum. Bugünkü konumuz Sır ve Ötesi. Acaba sır nedir, ötesi nelerdir? Bu konuda konuşmaya mezun muyuz? Ne kadar da konuşabiliriz? Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bu konuyla ilgili söyledikleri dikkat et şayan önemli konulardır. Acaba sır konusuna vakıf olabilir miyiz? Kim nasıl anlarsa anlasın, ne bizim bir gamımız var bu konuda, ne de bunun belirsinde çok basit meseleleri ehli olmayana söylemek gibi bir görevimiz var. Bismillah diyelim, minallah diyelim, ilallah diyelim. Hakkın ekstra lütuflarıyla yürümeye çalışalım. Kim nasıl anlarsa anlasın. Ben baştan beri sohbetlerimde konuyu açarken bazen paylaşsam mı, paylaşmasam mı diye çok tereddütler yaşayarak dikkatli bir şekilde konuyu ele almaya çalışıyorum. Gizli şey demek olan sır, daha önce de Sofiyane ıslahatta kalbe bağlanmış vediyalardır. Yani vediyayı Rabbaniyelerdir, latife-i Rabbaniyelerdir. Bir latifedir. Bedende ruh neyse kalpte de sır odur. Yani bedeni harekete geçiren ruh cevheri nasıl bir heyecan ve bir hayatla yaşıyorsa, ki ruh çıkarsa beden cansız bir ölüdür. Aynı şekilde ruhsal kalbin içindeki sır da öyle bir ruhtur. Gizli kapaklı veya saklı manalarına gelen hafi, sıra göre daha ötelere nazır, kalbin engin ufuklarıdır. Bir buğdudur, bir boyutudur. Ve hakikatleri temaşaya ayrı bir rasathane sunar. En gizli ve daha da kapalı, hatta düşünülemeyen, hayal dahi edilemeyen, ihata edilemeyen anlamında ahfa kelimesi vardır. Öteler ötesini anlatır ahfa. Mevhibelerin içinde bir penceredir, bir vetredir. Bazı hak dostları ruh konusuna gelince Cenab-ı Hakk'ın bir alaka, bir irtibat, ilişki, iltisak, münasebet, irtibat noktasında muhabbet, hub unsurunun, ved unsurunun ruhla bağlı olduğunu ve marifet mahzeninin de, yani mahzeni hazinesinin, gizli hazinesinin ise ruhta bulunduğunu söyler. Çünkü nefes ile Allah'ın üflediği ruh bir cevherdir, bir madendir. Bu madenin açılması, işletilmesi, rafine edilmesi, değerlendirilmesi ise sır dairesinde bulunuyor. Sır bu nedenle ruhsal kalpteki sır açılmadığı sürece, kalbin mahzenini, dilini açmadığı sürece ruh sadece hamdır, çiğdir. İşlenmemiş bir cevherdir. İşlenmemiş cevher de hiçbir işe yaramaz. Dünyada o kadar 118 tane maden var. Toprağa karışık, bilmem nereye karışık. Bunları eleyip de belirli bir işlemden, prosesten geçirmediğiniz sürece o madeni kullanıma sunamıyorsunuz. Yararlı olacağı yeri tapmazsanız, bulmazsanız o madeni işletemiyorsunuz. Elinizde altın var, bir işe yaramıyor. Elinizde gümüş var, bir işe yaramıyor. O halde sır da böyle bir konu. Sır açılmadığı sürece, sır müşahede edilmediği sürece, uluhiyet atlasına, buna uluhiyet de denir, İbn Arabi uluhiyet der, o atlasa ulaşamazsınız. Ahfaya hiç ulaşamazsınız. Sıra ulaşmayanlar ahfaya ulaşamaz. Yani öteler ötesine geçemez. O halde sır
inayetiyle bir müşahede sistemidir. Müşahede ise bekabillah'ta yer alan, mukaşefeden sonra yer alan Allah'ın sıfatları ve zatları noktasında bir noktadır. Yani fenafillah'tan geçip de bekabillah'ta zat ve sıfat noktasına ulaşıp da ahfa atlasıyla muhatap olmayanların kendi mahfiyi hazineyi açması mümkün değildir. Kendi hazinesini bu esrarlı ruh hazinesini açması, kapağını açması mümkün değildir. Bir anahtardır. O anahtar miftah sizin ruhunuza derc edilmiş kalp, ruhsal kalpte bulunur. Spiritual heart'ta bulunur. Bir zatın ifade ettiği gibi her mümin potansiyel olarak sırrı, hafisi ve ahfasıyla Allah'ın sıfat, zat ve esrarı, uluhiyet ve kenz-i mahfisine açıktır. Ama ve lakin hak tecellisi etmeyince beşeri iradenin bu güçleri harekete geçirmesi de imkansızdır. Dolayısıyla hakkın kalbe tecelli etmesi beşeri iradenin intentionı, niyetiyle olur. İrade kullanmakla olur. İradesi elinden alınmış, esir ve güro götürülmüş ruhların kendi ruhunun anahtarını çevirmesi mümkün değildir. Bu nedenle kalp miftahı açılmayınca ruh kapısı açılmaz. Hak tecelli etmez, hak gözükmez. Bunları hayata geçiren işte insandaki sır ve ihfa, daha doğrusu ahva konusudur. Ahva öyle bir madendir ki öteler ötesine götürür. İnsanlar Allah'ın gördürmesiyle görseler, duyurmasıyla duysalar, hissettirmesiyle hissetseler, kendi kendilerine bu hususların hiçbirini elde etmeleri söz konusu bile değildir. Dolayısıyla harekete geçiren Allah'ın takdiridir. Allah'ın takdir etmesiyle sır ve ahfa açılır. Söz konusu sıfatlar ve şuunlar, şeyniyetler Allah'ın zat hakkında sizin bilmediğiniz şeylere matuftur. Marifetiniz, muhabbetullahınız ne kadar yüksekse ve Allah'a kurbiyetiniz ve yakınlığınız ne kadar yakın ise kalplerinizdeki sırları açmanız da hafileri de ortaya çıkartmanız, ahfaları ortaya çıkartmanız, gizleri, gizemleri ortaya çıkartmanız o kadar mümkündür. Cüz'iyat ve külliyat adına her şeyi bildiğini zannediyor insanlar ama bildiği gibi değil. Her şey göründüğü gibi değil. Zahiren göründüğü gibi olmadığını biliyorsunuz. Batının gerçekleri var. Batının şeriatı var. İnsanların bildikleri sadece kendisinin malumatı kadardır. İlan maluma tabidir. İlim maluma tabidir derler. Yani ilmi ne kadarsa malumu o kadardır. Bilmediğinde cahilidir. Allah'ın bildirmesiyle olacaktır her şey. İslam ümmeti bu konuda ittifak etmiştir. Nasıl olmasın ki? Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Allah onların kalplerindekini bildi. Bilir. Allah alimdir, Allah habirdir ayeti Kur'an-ı Kerim'in bir hakikattir. Yine Kur'an-ı Kerim diyor ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Ben habirim, ben alimim diyor Allah-u Teala. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Hazreti Adem meleklerin bilmediğini biliyor. O yüzden eşref-i maluk. Esma-ı Hüsna ilmine sahip insan olabilir. Meleklerin bilmediğini bilebilir. Meleklerin bilmediğini bilen insan eşref-i mahluktur. Kamil insandır. Allah'ın vermiş olduğu kudreti, ruhun cevherini parlatmış, cilalamış ve kullanıyordur. Ben sizin açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de çok iyi bilirim. Allah meydan okuyor bakın. Sizin ketmedip de gizledikleriniz, sakladıklarınız, açığa vurup da sahtekarlık yaptıklarınız, fraud, fake yaptıklarınız, tiyatro, piyes oynadıklarınızı da ben bilirim. Sizin tiyatronuzu satın almam ben. Allah diyor ki ben sizin kalbinizdeki her şeyi bilirim.
Bu ayeti kerime sahabelere çok ağır gelmişti. Mescid-i Nebevi'de peygamberimize gelip ağlayarak biz bu ayeti yaşayamayız, yapamayız dediler. Bizden bunu azat eyle. Allah bizden çok ağır şey istiyor. Bizim kalplerimizden fırlaklar, şeytanlıklar çıkıyor, geçiyor. Manipülasyonlar, spekülasyonlar, nice nice nefsimizin şeytanlıkları cirit atıyor. Biz ne yapacağız? Allah her şeyi biliyor. Gizleyemiyoruz. Günah işleyemiyoruz. Suç işleyemiyoruz. Suç işleme, günah işleme özgürlüğümüzü Allah elimizden aldı diye peygamberimize gelip müracaatta bulundular. Peygamberimiz ayet ayettir dedi. Ben bunun hükmünü nesedemem. Kendim karar verip de inen ayeti kaldıramam. Bu hükmü nesettirmek Allah'a aittir. Bu yetkiyi beni aşıyor. Ben Cebrail'e sorayım. O neden acaba? Cebrail'den ayet bekledi peygamberimiz. Ayet gelmedi. Sahabeler perişan oldular ağlamaktan. Çünkü hepsi günahkardı. Hepsinin suçları vardı. Gıybet etmişlerdi. Birbirlerini çekiştirmişler. Birbirlerinin kuyusunu kazmış olanlar vardı. İftira atmış olanlar vardı. Hırsızlık yapmış olanlar vardı. Belki zina yapmış olanlar vardı. Şarap içenler vardı gizli gizli. Sahabeler içinde. Allah yasak ettiği halde. Haram dediği halde haramları işleyenler vardı. Açığa vurdukları bir tiyatroydu. İnsanlar böyle desinler diye bir hal izliyorlardı, tavır izliyorlardı. Bir türlü o gizledikleri şeyin gizli kalmasını istiyorlardı. İnsanlar bilmesini istiyorlardı. Biliriz ki Allah sizin derinizde olan her şeyi bilir. Ayeti geldi. Derindeki her şeyi bilirse, bilinçaltındaki her şeyi bilirse, biz bilinçaltında Allah'ın bildiği ve aklımızdan geçen günahları işlemesek de, bunlar aklımızdan geçiyorsa, biz hayalimizden, kalbimizin derinliklerinden, bilinçaltımızdan geçen bu fikirlerden, bu hayallerden mesul muyuz diye endişeye kapıldılar. Peygamberimiz yardımcı olamadı bu konuda. O da bilmiyordu. Cebrail ayet getirmemişti. Perişan olmuşlardı. Çünkü sahabeler gelen Kur'an ayetlerini hayatlarına hayat kılar, yaşar, sonra diğer ayeti öğrenirlerdi. Yaşamadıkları bir Kur'an ayeti yoktu. Bu ayeti biz yapamayız dediler. Peygamberimiz boykot yıllarında 3. yıl muhtereme eşi Hazreti Hatice'yi kaybetti. Amcası Ebu Talib'i kaybetti. Nice sahabeler açlıktan, susuzluktan, yokluktan, şeytanlaştırmadan vefat etti. Ağaç kabuğu yesinler, su vermeyin diye Haşimoğullarını müşrikler ablukaya almışlar. Mekke'nin ortasında göz göre göre, göstere göstere öldürüyorlardı. Hiç kimse yardım edemiyordu. Perişan halde bulunuyorlardı. Allah'ın yardımı ne zaman ya Resulallah diye peygamberimizin kapısına aşındırıyordu sahabeler. Ne zaman? Allah bu kafirleri, bu zındıkları, bu zalimleri, bu fasıkları, bu münafıkları, bu mürtetleri, bu münkircileri ne zaman helak edecek? Ne zaman yeryüzü mizahçılar olan bizler hakim olacağız Mekke'ye? Kendi vatanımıza parya duruma düştük. Kendi memleketimizde bize esir muamelesi, köle muamelesi yapıp aşağılıyorlar. Bir de ayetler iniyor. Bu ayetleri biz nasıl yaşarız? Kin diyoruz, intikam hisleriyle besliyoruz. Bize bu zulümleri yapanlara karşı aklımızdan bin bir türlü şeyler geçiyor. Nasıl nefsimizi tezkiye edeceğiz? Nasıl durduracağız? Bize bu zulümleri yapanlardan intikam almayacak mıyız? Sahabeler perişandı. Ve Miraç hadisesi gerçekleşti. Peygamberimizin kalbinden lümme-i şeytaniye, nefis çıkartıldı. Daha önce
süt annesi Halime'nin devrinde bir operasyon geçirmişti, manevi bir operasyon. Bu sefer cerrahi bir operasyon geçirdi Peygamberimiz. Göğsü yarıldı, açık kap ameliyatı yapıldı ve lümme-i şeytaniye, şeytanın santral merkezi, vesvese, evham merkezi, şüphe atan şeytanın kalpteki noktası çıkartıldı Peygamberimizden. Nefis kesildi. Nefis öldürüldü. İlk defa Allah-u Teala dünyada bir insanın nefsini öldürdü. Peygamberimizin nefsi öldürüldü. Çünkü Miraç'ta Peygamberimiz bedeniyle, teniyle, ruhuyla beraber çıkacaktı. Ruhsal bir gezi değildi. Astral bir gezi dışında bedensel bir gezi de gerçekleştirecek. Ve Peygamberimiz Burak denen Hannan adıyla, Hannan meleğiyle gök katlarını geçecek, bedeniyle seyahat yapacaktı. Yani bir eşyanın, bir nesnenin, bir insanın nakli söz konusuydu ötelere. Hani diyorlar ya, ötelere gidip de gelen var mı? Var. Peygamberimiz var. Üzeri peygamber var. Ötelere gidip de, ölüp de üzeri peygambere gibi 100 sene sonra gelen peygamber olduğu gibi Peygamberimiz ölmeden bedeniyle, ruhuyla miraca çıkıp Allah'a yakınlaştı. Kab-ı Kavseyn'de, Sıdretül Münteha'da Allah'a 2 ay aralığı kadar yaklaştı. Rum suresinde öyle diyor. O kadar, arada bir perde kalmıştı. Sadece bir perde. Allah'a bu kadar yakınlaşan hiç kimse yoktu. Cebrail'in geçemediği noktayı da geçti ve Peygamberimiz bedeniyle, ruhuyla beraber Allah'la konuştu. 90 bin kelime konuştu. Allah dedi ki, 90 bin kelimenin 30 binini avama söyle, 30 binini havasa söyle, 30 binini havasul havasa söyle. Her söz herkese söylenmez. Her sır herkese verilmez. Anlamazlar dedi. Anlayana anlat lafını, sözünü. Anlamayana anlatma dedi. Sır verme dedi. İlmel yakın seviyede olanlara avama. Cahile söyle dedi. Halka söyle sözünü. 30 bin. İlim okuyup da, mürekkep yarayıp da, kalbi tasavvufu açık olanlara, aşk açık olanlara 30 bin daha söyleyebilirsin dedi. Havasa. Kamil insan olmaya niyeti varsa, havasul havas noktasında Allah'a yakınlaşıp da şeytanla, nefisle araya mesafe koyup da onları uzaklaştırmışsa, kamil insan olmuşsa onlara 30 bin kelime daha söylemek olur dedi. Ve Allah bir hediye verdi. Hediyenin en büyüğü Amine Resulü. Su 2 ayetti. Bakara suresinin son 2 ayetiydi. Allah burada yüklenemeyeceğiniz yükü Allah yüklemez. Allah size yüklenebileceğiniz kadar yük yüklemiştir. Ayeti inince sahabeler oh dediler. Daha önce inen ayetlerin hükmü nasıl olmuştu? Derinizi bilir, kalbinizden geçenleri bilir, hayalinizi bilir ayeti, hesaba çeker ayeti, nesl oldu hükmü. Amen-i Resulü ayeti onlara neye iman edeceklerini çok net olarak anlatmıştı. Amentü billah. Amentü billah, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın peygamberlerine, Allah'ın meleklerine, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna tam iman edenler, kelime-i tevhidi ikraren kalben ve ruhen söyleyenler, kelime-i şehadeti tevhidi özümseyenler kurtuldu. Ve Allah ikinci müjdeyi verdi. Sizin yüklenemeyeceğiniz yük yoktur. Allah size emaneti vermiştir ama bu emaneti taşıyabilirsiniz dedi. Size ben ruh cevheri verdim. Bu emaneti taşıyacak istidat ve kabiliyetleri ruhunuza verdim. Bu nimeti size evvelden verdim dedi. Dolayısıyla ruh cevheri içindeki, ruhsal kalbin içindeki sırrı açın. Anahtar sizde dedi. Anahtarı kulların dedi.
Ben size anahtarı kalbinizin içine koydum. Ruhsal kalbin içinde anahtarınız elinizde, cebinizde. Siz kafeste esir kalmayı tercih edip de iradenizi kullanmadığınız için, karar vermediğiniz için, kararsız olduğunuz için anahtar çalışmıyor. Münafıklar çok olmuşlardı. Beş vakit namaz inmiş, Müslümanlar sevinç içindeydi. Peygamberimiz miraca çıkmış, cenneti cehennemi arafı görmüş, Allah ile konuşmuş ve büyük müjdelerle miraçtan dönmüştü. Münafıklar test etmek istediler. Madem miraç çıktın, söyle bakalım gelirken ne gördün? Göklere çıktıysan sen, Allah ile konuştuysan hangi kervan yoldadır? Şam'a gönderdikleri kervanı tarif etti Peygamberimiz. Burak'la Refref'le, Refref Menden Meleği cehenneme de gidebiliyor, Araf'a gidebiliyor. Burak cennete kadar gidebiliyor. Dönüşte Peygamberimiz Burak atıyla dönerken, Hanlan Meleği'yle dönerken Şam'dan gelen kervanı görmüştü. Gökten görmüştü. Saymıştı kaç kişi var, develeri nasıl, yükü nasıl. Tarif etti Mekke'nin müşriklerine. Şam'dan bir kervan gördüm. Buraya doğru geliyor. Şu kadar adam var. Şu kadar deve var dedi. Tarif etti. Başında da şu adam var dedi. Mekke'nin müşrikleri pes dediler. Pes. Gerçekten Muhammed göklere çıkmış. Miraca çıkmış. Havada uçmuş. Ve gelen kervanı biliyor. Pes ettiler. Peygamberimizin miraca çıktığını inkar edemediler. Ayet-i kerimelerin hangisini inkar edebilirsiniz ki? Münafıklar hala anlamıyorlar mı? Allah onların kendi aralarındaki fısıldayışlarını da sırlarını da bilir. Fitne ve fucur, fesat çıkartan, kumpas kuran, darbe yapanları da bilir. Müslümanlara tuzak kuranların tuzaklarını en iyi bilen Allah'tır. Tuzak kuranların en hayırlısı Allah'tır. Siz kendi kendinize tuzak kuruyorsunuz. Kendi kendinizin kuyusunu kazıyorsunuz. Dedi. Allah bütün bilmezleri bilen. Allamaül gayb'tır. Gayblerin en iyi bilenidir. Allamaül guyub, allamaül zunub. Alimler alimi. Scholars of the scholars'dır. İşte bütün bu yüzlerce ayet hadis, Allah'ın afakın derinliklerindeki, derinin daha da derinindeki olan her şeyi bildiğini avaz avaz, bağıra bağıra ilan etmektedir. Batın gerçeklerin ne olduğunu bildirmektedir. Sırlar ötesini, öteler ötesini siz doğru dürüst bilemezsiniz. Sizin ferasetiniz kapalı. Ruh gözünüz açık değil. Sizin kalp gözünüz, basiretiniz açık değil. Hafi gözdür basiret. Afa göz, feraset açık değil. Sır gözünüz de açık değil. Hangi gözde? Şu gözlerle bile gördüğünüze inanmıyorsunuz. Zahiren Allah'ın verdiği iki göz, siz o iki gözün de gördüğüne inanmadınız. Halde batın gözlerin gördüğüne nasıl inanacaksınız ki? İşte acı gerçekler. Allah'ın tenvir ve işaretlerine karşı alakasız kaldığı dönemlerde de hep bocalayıp durmuş, tereddütten tereddüte sürüklenmiş, imanla şüphe düşürmüş, şek düşürmüş olanlar şeytandan emanetmiştir. Vesvese ve evhamlarıyla, kuruntularıyla çökmüştür, diz çökmüştür. İmanını kaybetmiştir. Şeytanın başka gücü yoktur. Sadece hannas vesvese verir, kuruntu yapar. Manipülasyon, spekülasyon, komple teorisi uydurur. Sadece şeytana inananlar, bir edenler bu şüpheye inanır, tereddüte düşer. İmanına kusur getirir. Müslümanlar asla vakata şüphe etmezler. Şek ve şüpheleri yoktur imanlarından. Kafirlerin zulümleri imanlarını artırmıştır. Hele zat, sıfat ve esma mevzusunda bir kelime bile söyleyememiş. Ağzını açıp bir şey mırıldandığında da hep hezeyan mırıldanmıştır. Cahiller, zahitler, ahmaklar.
İlimsizler, bilimsizler, ruhsuzlar, zombiler, tuzaklar, kumpaslardan başka, şeytanlıktan başka akılları bir şey çalışmaz. Cenab-ı Hak her zaman zat, sıfat ve esmasını hususi donanımla şereflendirdiği Mustafeynel Ahyar diyeceğimiz kullara verir. Seçkin kullara, mümtaz kullara verir. Müberra, mücella, mümtaz olan ruhlar ancak Allah'ın talim ettiği sadık dairede, aşk dairesinde müteal ve minim olurlar. Onlar anlamaya çalışır. Bu sayede tereddütleri kalmaz. Teşeddütlerine düşmeden, suçmadan kurtulmuşlardır. Enbiya, evliya ve hasfiye gibi insanların irşat ve tembihlerine bakın. Ne kadar ötelerden ötesi konular anlatıyor. Ötelere size soluk soluk, nefes nefes veriyor. Bu dengeyi ve bu mizanı koruyabilen rahmani nefesler tükenmez. Allah'ın rahmani nefesleri muhabbetlerdir, mukarrabinlerdir, müttakilerdir. Zaten hakkı ancak yine onun kendisi bilir. Allah'ı ancak Allah bilir demişler. Allah'ı Allah görür demişler. Siz göremezsiniz. Len terani demiş Kur'an-ı Kerim. Sen göremezsin beni demiş. Samedim demiş. Yaradılanlara benzemem demiş. Ehadım demiş. Vahidim demiş Allah-u Teala. Kendisini tarif ederken Allah ferdiyetin feridi olduğunu izah etmiş. Bildirdiği kadar biliyorsunuz. Bu manayı teyiden hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben Rabbimi yine Rabbimle bildim diyor. Ben Rabbimi yine Rabbimle bildim. Künhü barinin, zat-ı barinin nakabili idrak olmasını ifade ediyor. Yani sağlam bilgi kaynağı nedir? Allah'tır. İbn-i Arabi kalp merkezli bilgi diyor. Heart-centered knowledge. Kalp merkezli bilgi. Ruh merkezli bilgi. İşte çok açık, sarih bir şekilde söylediğim halde idrak edemeyen, idraktan aciz olan insanlar dönüyorlar, dolaşıyorlar. Sır nedir diye soruyorlar. Sır hakikattir. Ötesini temaş mütealadır, mütealdir. İlk noktasıdır, ilk rasat noktasıdır sır. Yani fena fillahta önce fena fillah noktasıdır. Sonra serillah, serifillah gelir. Sonra bekabillah, sonra maallah gelir. Sonra Allah'ın boyasıyla boyanıp tebettül gelir. Bunları defalarca anlattığım halde bunları, bu terminolojiyi hala çözemediyseniz tekrar hemen anlatmaya devam edeceğim. Her mümin kalbinin bu derinliğinden halka ve hakka ait esrarı çözer. Yine Allah'ın tevfik ve inayetiyle Allah'ın vaaz ettiği emareler, işareler, delaliller vardır. Delalin mubin vardır. Yasin suresine geçer. 7 mubinden biridir. Allah'ın delilleri, mubin delilleri açık ve zahirdir. Sadece batın değildir. İrfan ufku nasıl tevil edilebilir? İrfan aşkı, hüsnü aşk nasıl anlatılır? Dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz. Sır nedir? Sır ve Nur şiir kitabımda anlattım aslında. Krab Publishing basmıştı sır dairesini. Oradan hafiye geçtim. Hafi, vücut ve adem alemlerine, yani adem hiçlik, yokluk ve vücut, varlık alemleri ve mahrudi bakabilen, mahrudi bakış. Bir ufku tasuttur. Sahih nazardır. Tahsisi nazardır. Yani ufku ayağınıza bakarken özel teveccühlere bir aize telefon eder gibi esrar-ı uluyete ulaştırma noktasında ilmi vücutlara nazır kalbin hususi bir derinliğiyle ve zat-ı ehad ve samedin insana müstesna vediasıdır, akışıdır. Allah'ın vediaları
Veda-i Rabbaniyesi, Latife-i Rabbaniyesi Allah'ın ehad ve samet ahizelerinden, ışıklarından, ziyasından akar. Nurlandırır, aydınlatır. Ahva ise öteler ötesindeki bir gözdür. Öteler ötesindeki göz, Cenab-ı Hakk'ın ibad-ı mukaddemine Allah'a kul olmuş, Allah'a tam bağlı olmuş, evve tövbesi yapmış, Allah'ın her sözüne ittiba etmiş, bir şek ve şüphesi olmayan, tereddüt olmayan, sağlam ihlaslı, tereddütü olmayan aşk insanlarının, sadık kulların yapabileceği bir noktadır. Afa fevkalade bir inayet olarak feyz-i mukaddesten akar kenzi mahfiye. Kenzi mahfi kapalı kutu, hazine. Sizin hazineniz. Açık kalbin en önemli buğdu ve bir latife-i rahmaniyesidir. Allah'ın rahman latifleri sizin o açık kalbinize nüfuz eder. Sır erbabı kendi ufuklarına akıp gelen varidadı, hafi seçkinleri, kendi kemalet arşivlerine sunulan mevhibeleri, ahfa kahramanları da kendi atmosferine boşalan ilham sanatlarını alırlar. Değerlendirirler. Açılmasına mezun bulundukları eğil olanları açar, diğerlerini ise bir namus hasretiyle kurur ve katiyen ehil olmayanlara sır vermezler. Aşkın sırrı herkese verilmez. Hele ahfa sırrı asla verilmez. Ey aşık, sen mahrem dairede bulunuyorsun. Namahremlere mahrem sırrı verilir mi? Verilmez ki, anlamaz ki. Enbiya ve evliyalar muhakkik olan, tahkik sahibi olan, hakkı tahkik edenlerin işte durumu budur. Hakikat penceresinden, hakikatin zirvesinden hak muradını gözü sürmeli olanlar. Furkan tercümanları, Kur'an delalleri, ismi zahirin ahkamını, ismi batının esrarına karıştıranlara gelince, bunlar da her ne kadar birer kurbet kahramanı iseler de, hakiki yorumlarda müşahede ve mükaşefelerine itimat edip duyup, hissettikleri, zevk edip anladıklarıyla yetinerek, kendi müşahedelerindeki sünnet mizanlarıyla vurup tabi tutamadıklarından, yetersiz olduklarından kifayet etmediği için sünnet ve Kur'an bilgileri onlar da söylemeye mezun değildir. Esrar-ı İlahiye sevf-i sekillerden dolayı faş ederek başları yarmış, göz çıkarmış, dolayısıyla kaş yaparken göz çıkarmış insanlar sır verme mecburiyetine kalmıştır bazen. Bazen şiddetli tedip görmüş, bazen mahşeri vicdanda mahkumiyete düçar olmuşlardır. İşte Hallacı Mansur, işte Nesibi, işte nice sufiler, gölgesiz, kibirsiz dervişler idam edilmiştir. Kolları, bacakları çapraz kesilmiştir. Derisi üzülmüştür. Onlar ahvayı halka anlatmak istemişlerdir. Sır ve hafiden geçmiş, afadaki sekru, mahfı yaşamış ve insanlar da bilsin, halk da gerçeği bilsin diye hakkı anlatma noktasında sansür yapmamış, perdeleri kaldırmış, gölgeleri kaldırmış ve hakkı direkt söylemişlerdir. Dost doğru olmuşlardır. O yüzden dara çekilmişlerdir. Onlar fitneye sürüklememiştir ama insanlar fitne ve fesada kaba yığınlar açıktır. Çarpıtmaya, kendi yanlış algılarıyla yorumlamaya ve çamura yatmaya alışkın olanlar yanlış anlama ve algılama noktasında hakka karşı saygısızlık yapmışlardır. Bir mütehi ve vasıl için an olur. Bütün esma ve sıfat şua-i zat ile münhasif olur ki bu ufuk bir manada onun zatı hariç her şey haliktir, ufkudur. Onun zatı dışında her şey yaratıcıdır.
Allah'ın zati öyle bir noktada bulunur ki, aşkı müteha noktasında, aşkı münezzeh noktasında bulunur ki, Halik meleği halbuki gökte bir melektir. 7 tane melekten ilkidir. 7 tane gök tabakasında dünyaya en yakın melek Halik'tir. Ve Halik Allah'ın bir meleğidir. Yaradan melek Halik'tir. Sonra bari gelir. Sonra musavir gelir. Allah'ın 7 gök melekleri içinde bulunan Halik meleğini Tanrı yerine koyup da putlaştıranlar yaratıcıyı yanlış idrak etmişlerdir. Halik meleğini Tanrı zannetmişlerdir insanların bazıları, algıları. Halbuki onun zatı hariç her şey Halik'tir. Burada her şey gibi kulun emaneten sahip bulunduğu vücut kendisi de inhisaba uğrar ve görülmez olur. Olur da bu fena atlasını bir baştan bir başa vücudu bakirin ziyası sarar ki. İşte böyle bir durumda orada sadece zatî tecellilerin cilveleri duyulmuş. Zatî, zatullah noktası öyle bir şahsi zevk ve hal makamıdır ki hakkın hafiyi ihsar etmesine denk gelir bu. Allah artık hafi noktasında zatullah ve zatî tecellileriyle okula, kalbine neşet etmiş, neşvi neva bulmuştur. Hafi ufkuna ait mezahir masal olduğu deliller benlikten tecerrüte bağlanmıştır. Kibirden egodan ayrılmış, kibiri terk etmiş, tecrid etmiş, mücerret olmuş, bu itibarla da mecazi varlıktan vazgeçememiş muhtediler asla vücudu hakikiye tecelliyle cilvedar olamazlar. Yani vacibi mutlak noktasında, ama noktasında vahdedi vücuda erişemeyenler, hama noktasına giremeyenlerin hafi ufku alası açılmaz. Basiret gözü açılmaz. Daha bu basiret gözü. Daha ferasete gelmedik. Dolayısıyla kendini kendine malik görenler de hafi ufkuna ulaşamazlar. Allah'ın rubiyet, terbiyecilik esrarına temaşa zirvesine yetişemezler. Allah'ın rubiyeti, terbiyeciliği en yüksek noktada bulunur. Neden terbiye olduklarını dahi bilmezler. Nasıl terbiye olduklarını da bilmezler. Ceza mı gördük diye şikayet ederler, sitem ederler. Allah sizi terbiye ediyor. Siz şikayet ediyorsunuz. Kadere isyan ediyorsunuz. Kadere isyan yok ki. Kibir yok ki cennette. Ah ah. Kendi mahfi ahfa ufkuna nazırdır. Kendi mahfi öyle bir ahvadır ki hazinenin açıldığı yerdir. Burada sırlar ötesi, sır alemin öteler ötesi var. Hazreti Akrabul Mukarrabin peygamberimizdir. Aleyhissalatü vesselam o kapının bir bekçisi, has bir ufkudur. Peygamberimizin aşkına ulaşamayanların, ruhul azama ulaşamayanlar, peygamberimizi bu dünyada görmeyenlerin yakaza veya rüyada açılmaz ki hazine. Ahfa, peygamberimizi görmekle açılır. Peygamberimizi görenlerde ahfa kapısı gözü açılmıştır. Feraset gözü açılmıştır. Artık yalnızlar çölünde o müptedi, mütehi olmuştur. Müptedilikten kurtulmuş, mütehi noktasına ulaşmış. Peygamberimizi yalnızlar çölünde, 8. cennette ziyarete gitmiştir. Yalnızlar çölünde bulunur peygamberimiz. 8. cennette bulunur peygamberimiz. O şaykaya ulaşamayanların ahfa noktası feraset gözü açılmaz. Bu konuda bir kitap yazmak istiyordum ama Sa'd bin Hayr'ın Nişabur okulundan çok güzel bir Farsça yazdığı eser var. Bunu William Schittig, Amerikalı İbn Arabi uzmanı 2 sene önce yayınladı. İngilizceye çevirdi. Nişabur okulu Hasan Basri döneminde Türklerin ana kültür merkezi Nişabur'da kurulmuş. Kuşeyri'nin ve Sa'd bin Hayr'ın ders verdiği muhteşem bir okuldu. Türklerin Müslüman olmasında, ilim sahibi olmasında başrol oynayan Nişabur Nizamülmülk Medresesi Melikşah döneminde kurulmuştu. Melikşah Esma-ül Hüsna ilminin sahibiydi.
sadece Selçuklu hükümdarı değildi. Büyük bir alimdi. Çünkü hocası Kuşeyri'ydi. Sa'd bin Hayr, Melikşah'ın, Nizam-ı Mülk'ün hocasıydı. Ferasetin ne olduğunu keşke anlatabilsem size. Sırrı zevk etmeyen ve hafilin kasesinden bir şeyler yudumlamayan, bu şarkıya ulaşamayanların ahfayı, feraset ruh gözünü nasıl anlayacak ki? Ruhun ruhu gördüğünü, ruhun ufkunu, ufka alasını, cennetleri dolaştığını, alemleri dolaştığını nasıl anlatacak ki? İnanmaz ki. Daha doğrusu, lafza takılı kalanlar, manayı bulamadıkları gibi sürekli mana deyip duranlar da asla özle tanışamazlar. Ve katiyen hakikate ulaşamazlar. Özün özünden uzaklaşırlar. Farz-ı mual, hakikate ulaşsalar da hiçbir zaman hakikatul hakaiki duyamazlar. Hakikatların zirvesidir hakaikul hakaik. Bu noktaya Niyazi Mısri gibi alimler çıkmıştır. Hakkın en yüksek zirvesinden zahitleri zındık görmüşler. Zahitlerin ne kadar eksik ve noksan olduğunu o noktadan görmek lazım. Hakaikul hakaik her şeyin biricik merci, en yüksek noktası ve esasıdır. Mesnedidir. Dayanak noktasıdır. Allah onu bulamayanlara hep yorgunluk vermiştir. Yorgunluk yaşarlar. Ömürleri kendi heva ve hevesleriyle geçer. Kibirleriyle geçer. Riyalarıyla geçer. Kendi mahfi noktasını açamayanlar. Kendi ruh hazinesini açamayanlar. Sırrı vahdeti bilemezler. Cami ruhların neden merhamet ve şefkat ehli olup da sinesini alabildiğini, açabildiğini idrak edemezler. Neden insanlara yardım etmek en büyük sevaptır bilemezler. İşin gücün mü yok derler. Niye başına bela soruyorsun? Bir de ayıplarlar, sistem ederler, şikayet ederler. Kendi mahfi, kendi sır vatettir. Gayb-i mutlakın diğer bir unvanıdır. Mutlak gayb. Onu ne düz insanlar ne de kalp ve sır erbabı anlar. Dahası hafilin hasları dahi kavrayamazlar. Hafilin hasları bile ahfa noktasındaki zirveyi hakaykul hakaiki anlayamazlar. Her şeyin gelip kendisine dayandığı bir esas olması itibariyle de ufuk bir mette bir başlangıç noktasıdır. Hem müteadır hem mebdedir. Hem başlangıçtır hem sondur. Hem evveldir hem ahirdir. Hem zahirdir hem batındır. Hem öyle bir noktadır ki bu tecelliyi nüzulda diyebiliriz. Aşağıya nüzul ettiğinde, vuruştan aşağı indiğinde hakikati nasıl avama, havası anlatırım diye kafasını patlatır. Ruhi ve kalbi sistemler harekete geçirilerek bizim ufkumuzdan öteler ötesine seyahat ise mümkündür. Bulunduğumuz basamak bir mepte bir başlangıç ise ahfa da bir mütehadır. Buna da uruş demek mümkündür. Başlangıç mepte, varış münteha. İkisi de bir. Varışla sonlanış arasındaki ilişkiyi çözenler her şeyin bir olduğunu görer ve bilirler. İkiliği reddederler. Dualite yoktur. Ehlullah arasında anne karnı alemi ilme bakar sözü vardır. Yaygındır. Anne karnı rahmi ilime bakar. İlim dünyasına bakar. Bunu şöyle anlatmış İbn Arabi. Bütün kainat anne rahmi gibidir. Doğurgandır, üretkendir. Ve sürekli doğurur. Doğurduğu için de kainat genişler ve üretim yapar. Kullu yevmin huve fişen vardır Rahman'da. Şeniyeti üretkenliğine, doğurganlığına bağlıdır. Bu nedenle kainat feminendir. Kainat anne rahmi gibi feminendir. Maskülen değildir. Bu nedenle ilmi vücutların belli tayinlerde vücudu harcesi çıkıp da vücudu bariye aynı olmaları şeklinde
ayağını sabiteler şeklinde yorumlayabiliriz. Ayağını sabiteleri Allah'ın zat-ı barisine bakar. Zat-ı bari beden olarak da aşk-ı münezzehin bekçisidir. Aşk-ı münezzehin kapısında bulunan melektir. Evvela her şey zaman ve mekan üstü kendisi mahfide meksun, meknuzdur. Sabittir. Dolayısıyla kendisi mahfi hazinesi bütün ilimlerin ilimlerin vücududur. Bu vücutlar aleminde, varlık aleminde ilk tecellidir. Her şeyin belli tayinleri ve zuru vardır. La tayinden gelen zuru vardır. La tayinler kendisi mahfide yer alan ama noktasından çıkar. Tayinler ise oradan çıkan meddeler ve tecellilerin dünyaya akisleridir. İşte buna kabaca varoluşun önemli üç basamağı denir. Yukarıdan aşağıya böyle bir nuzulu lütfi ile söz konusu olduğu için aşağıdan yukarıya ruh, kalbi ve kalp, ruh, kalp, sır, sır, hafi, hafi, afa gibi seyri ruhani şeklinde bir terakki, uruç vardır. Dolayısıyla üç mertebe halinde çıkış bulunur. Üç mertebe halinde iniş bulunur. Ahfa, ufku daha çok Muhammedi meşrep olanlara mahsus ve müstesnadır. Öyle bir kuşaktır. Öyle bir frekanstır. Enerji dalga boyudur. Ahfa ufku, ufku aladır. O noktaya çıkabilmeniz için peygamberimizin frekansına girmeniz gerekiyor. Sahabelerin frekansına girmeniz gerekiyor. Zaten bu frekansa girdiğiniz zaman ya sahabelerle ya peygamberimizle görüşüyorsunuz. Ve kamil insan olan zatların frekansında olduğu için onlarla muhatap oluyorsunuz. Onlar sizle muhatap oluyor. Çünkü meşrep bu. Yol bu. Ahfa noktası müstesna bir kuşaktır. Bir felektir. Bu meşrepte olmayanların o zirveye ulaşmaları zordur. Hatta imkansızdır. İdrak etmeleri de mümkün değildir. Onlar ulaşsa bile, ulaşsalar da o sırra hafiye ulaşabilirler ama o kadar. Onların yolculuğu orasıdır. Arş-ı kemalleri o kadardır. Hafaya ulaşamaz, arfadaki insanın halini anlamazlar. Kendi çıktıkları zirveyi de son nokta zannederler. Aynı zamanda bu basamakların daha yüksek olduğunu da bilmezler. Seyir-i ruhani çizgisi mahiyeti nefsül emirlerin iz düşümü keyfiyetindedir. Bu ufukta seyahat edenlerin veya temaşa vasıtasıyla yaşayanların Allah'ın ibad-i mükerremi, mükerrem bir kulu, kulluk makamında olması ve temaşa mahsiyetine erebilmesi, seyir-i filallah ve maallah noktasını geçmesi ve bu sıra ulaşması bazı nadanlar, bazı yalancılar veya fırıldak zahitler tarafından alayla karşılanır. İdrak edemezler ki. Ulaşamazlar. Kedi ulaşamadığı ciğere mındar dermiş. Tabir caizse bir kısım iddialarda bulunur. Müfteri olurlar. İftiracı olurlar. Sonra da attıkları iftiranın altında vebalına kalırlar. Oysa ki nerede güneş, nerede kamer, nur ve kabarcıklarsa güneşcikler de oradadır. Mevlana Rumi böyle diyor. Nerede güneş? Nerede kamerdeki nur? Ve kabarcıklardaki, habaplardaki güneşcikler. Tasavvuf erbabı. Bu kademelerin asli ve metbu temsilleri itibariyle Hazreti Adem, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa gibi enbiya-i izama, ulazım peygamberlerin dışında Hazreti Adem'e de işaret etmiştir. Çünkü mebde noktasında Hazreti Adem vardır. Safiyullah, Allah'ın Safiyullah kulu. Ahfa ufku, Biricik Sultanımız Hatem-i Devan-ı Nübüvvet'in peygamberimizin Sadık-ı Masluk'un Ruhul Azam'ın Hatem-ül Enbiya'nın peygamberler peygamberi serveri olan peygamberimizin noktasıdır. Peygamberimizle görüşmeden siz o kapıdan giremezsiniz ki. Bu dünyada peygamberimizi görmeyenlerin o kapıdan girmesi mümkün değildir ki. Peygamberimizi gördünüz diyelim. Nasıl gördünüz? Peygamberimiz size tebessüm etti mi? Sakalıyla oğuşladı da, güldü de, beyaz sarıyla buyur etti mi? Cübbesini mi verdi size peygamberimiz? Al bu cübbemi diye sizin sırtınıza mı koydu? Peygamberimizden cübbe aldınız mı? Peygamberimizden bir tebessüm aldınız mı? Bir gül kokusunu aldınız mı? Peygamberimiz size gül kokusunu hediye mi etti?
Başınız göğe mi erdi? Acaba hangi aşk kemalete ulaştınız? Alemi emir yoluyla gerçekleştirilen bu kemalet bir manada alemi halkla elde edilecek mevhibe ve payelere de bir mukaddime mahiyetinde bulunur. Bunlardan birisi vilayet yolunda velilik noktasında, ikincisi nübüvvet, peygamberlik ve irşat-ı yayma noktasında bir helezon kabul edilmiştir. Bir irşat ve tebliğ elemanı aslında bu mütala çerçevesinde vilayetin, nübüvvetin hadimi, hizmetkarı, basamağı olduğunu anlamasıyla mümkün olur. Veli sürekli nebinin yaptığı işi yaptığı için bulduğu derinleşme ve yürüdüğü yol, yükseldiği yol nebinin bulduğuyla, başkalarıyla buluşmaktır. Alemi emir ve alemi halkın birleşik noktasında budur. Altıncı boyuttur bu. Altıncı boyutta artık altıncı felek dediğimiz altıncı cennette evliya ve asfiya ve nebilerle buluşur. Onlarla görüşür. Onlardan danışmanlık alır. Onlarla istişare eder. Bütün hususiyetleri ihtiva eden alemi halk ve alemi emirdir bu. Altıncı nokta. Öyle bir cennettir ki bu, buradan gelen cennet nimetleri, cehennem azabı, ruhiyeti süruru, yakınlarla, münasebetle, lezzeti gibi hususların bütününü kapsar. Enbiyanın temel mesajlarının özüdür. Ve hepsi de alemi halkla alakalı konulardır. Alemi emirle alemi halkın buluştuğu nokta altıncı cennet. Altılı aynadır. İbn-i Arabi de böyle söylüyor. Ve uzun uzun yazmış üstad Şeyhül Ekber. Efali mükellefin umum mesail ve mefasiti aleme halka ait esaslardır. Ve bunların bütünü de peygamberlik ufkunun semereleri, meyveleri ve seralarıdır. Vilayet yolunun zadı, zahiresi sayılan evrad-ı eskar, muhasebe ve tevekkül ile usul sayılan meselelere destek mahiyetinde bulunur. Birincilerde kusur edenler, yani evrad-ı eskarda, zikirde kusur olanların bu feyizden mahrum kaldığı bilinir. Çünkü feyiz akdest akmıyor. Evrat yok, zikir yok. Kur'an yok. Salla gitsin o zaman. Yalan söylüyor. İşte farzlarla münasebeti sağlam değil. Kurbi, nübüvvet, tebliğ ve reşat makamı öyle kolay değildir. Herkesin ulaşacağı bir makam değildir. Ne vilayet kolaydır, ne nübüvvet, reşat makamı kolaydır. Sağlam kavrandığı zamanda bu çok defa ferde ona tabi olur. Hak ve hakikat budur. Hak ve hakikat ve ötesini de bir dahaki derste anlatalım. Bugünlük sohbetimiz buraya kadar arkadaşlar. İnşallah konumuz yeteri kadar aydınlanmıştır diye düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar anlatmaya çalıştım. Niye açıklayabilir miyiz? Evet. Bayramımız güzel geçti inşallah. Arkadaşlarımızla buluştuk, kaynaştık. Hizmet cemaati Kiçir ve Batur'da büyüyor. Çok güzel bir bayramlaşma merasimi de oldu. Arkadaşlar bir araya geldiler aileli bir şekilde. Kahvaltılar yapıldı, çocuklar oyun oynadı, çocuklara harçlıkları verildi. Sohbetleştik, arkadaşlarla buluştuk, tekrar kaynaştık, yorumlar yaptık, nereye gidiyor diye durumumuz. Allah'a çok şükür, hamdolsun, Kan'daki hizmet büyüyor. Türkiye'den gelenlerin sayısı her geçen yıl daha çok artıyor. Bu şehirde bundan 20 sene önce 10 tane aile yoktu, şimdi 700 aileyi geçmiş durumda. İnşallah önümüzdeki 5 sene içinde bu 1500 aileye çıkar ki burası yani çok büyük bir şehirde değil, yani 500 bin nüfuslu bir yerde bu kadar Türkiye'den gelen şakit ailenin olması cıvıl cıvıl çen şakrak şeyler olacak ve hizmet daha da büyüyecek. Hamdolsun biz halimizden memnunuz, şikayetçi olmadık hiçbir zaman Allah'tan.
Ve hizmetler burada daha da büyüyor, daha da güzelleşiyor. Güzel kardeşlerimiz, eğitimli, diplomalı, mübarek, mümtaz, seçkin, müberra, mücella kardeşlerimiz Kanada'ya teşrif ettiler ve burada hayatlarını kurup yeniden bir başlangıç yaptılar. Vira bismillah dediler ve kaldıkları yerden hizmete devam ediyorlar. Elhamdülillah bir sorun yok. Sadece bayram namazı kılarken bizim doktor Ömer tekbirleri getirmeyi ihmal etti birinci rekatta. İki defa bayram namazı kıldık. Arkadaş gülüyor. Diyor ki hikmeti vardır diyor. Sonradan gelenler vardır. Yanlış namaz kıldırdık. Abi doktor. İlahiyatçı değil. Eski Brezilya abisiydi. Buranın abisiydi geçen sene, iki sene öncesine kadar. Doktor Ömer abi mübarek. Brezilya'ya bakıyordu eskiden. Sonra Amerika'da bir yere bakıyordu. Buraya geldi. Doktor abi. Doktor. İlahiyatçı değil. Namaz kıldırıyor bayram namazını. İki baskı yaptık bayram namazı. Dedim Ömer Hoca, ben bunu mutlaka bir sohbette anlatırım. Kusura bakma, gülüyor. Anlat diyor. Olur böyle vakalar diyor. Olur böyle vakalar. Faruk Aslan yakalar. Ulan dedik, bu işte bir hata var. Biz niye ikinci katta tekbir getirdik de birinci katta getirmedik? Hoca dedim herhalde şaşırdı. İkinci defa kıldık namazı. İyi oldu. Cemaat arkadan da gelenler oldu. Bu kaçıncı bayram namazı sabahtan beri? Dedi bu herhalde yedinci namazı kıldık. Çok adam var. Sabah 8'de mi kıldılar? 8.45'te mi kıldılar? 9'da kıldılar, 9.30'da. Adam çok olunca yani yer de çok büyüktü. İyi bir yer kiralanmıştı. Saint Agatha'da buraya bir 15 kilometre 15 dakika uzaklıkta. Elhamdülillah Ramazanımız çok güzel geçti. Ramazan bayramımız da mübarek olsun. Arkadaşlarımız kaynaştı. Hoş sohbetler oldu. Güldü oynadı insanlar. Muhabbet ettiler. Faruk Aslan'ı da gördüler. Uzun zamandır görmüyorlardı. Özlemiş arkadaşlar beni. Benim muhabbetimi özlemişler. Güzel espriler de yaptılar. Biz de takıldık abilerimize. Burası maşallah imamlar, abiler, mahrem abiler cennetine döndü. Bir saydım 10 tane imam var. Arka arkaya bayramlaşıyoruz. Ya dedim burası imam cennetine döndü. Bütün imamları buraya mı gönderiyorlar? Nedir? Gelen de gitmiyor. Bir sene imamlık yapıyor, kalıyor burada. Maaşlı adam yok ki burslu fazla. Yani hizmeti para mı var? Ki burs versin. Allah razı olsun, çalışıyor insanlar. Her zaman olduğu gibi. İmamlar çoğalıyor. İmam çok bizde. Bitmez. Allah'a çok şükür imam sorunumuz yok. Şeyh sorunumuz hiç yok. Şeyhlik yok. Tarikat diyoruz biz. Biz dervişiz. Şakit ve şakidelik en güzel meslektir. Şeyhliğe falan gerek yok. Zaten kardeşin kardeşe şeyhliği falan olmaz. Ancak dostu olur, kardeşi olur, musavidir, dayanışma ve yardımlaşma içinde olması ve dosta yardım etmesi gerekir. Biz bunu biliriz. Şeyhlik falan takmıyoruz yani. Öyle şeyh meh yok bizde. Ne şeyhi? Bak, Faruk'u tekkesi şeyhliğini reddettim biliyorsunuz. Ben dervişim. Dervişler şeyh olmazlar. İmam olmamazlar, müdür olmuyorlar. Bizden sadece derviş oluyor. Bilmiyorum. Anladınız mı? Yahu. Edep yahu. İyi günler arkadaşlar.